Değerli Risale Okumaları seyircileri, bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda da geçen dersten kaldığımız yerden devam edeceğiz. 17. lemadan okuyorduk. Önemli bir konu. Değerli öğretim üyemiz Halil Sağır hocamızla birlikte okuyacağız. Halil Sağır hocamız, Eskişehir Üniversitemizin üstüner öğretim üyesi, Türkçe öğretim üyesi. Misafir öğrencilerimize Türkçe öğretiyor. Evet. Yani yabancı ülkelerden okulumuzda öğrenci var çok sayıda. Biz bunlara misafir öğrencilerimiz diyoruz. Bu öğrencilerimize Türkçe öğreten üstüner, yani Eskişehir Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi'nde öğretim üyesi. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Geçen dersimizde biz Ümittaş Hocam'la birlikte 17. lemadan başlamıştık. 13. notaya kadar okuduk. Bu notada da çok önemli bir hakikate dikkat çekiliyor. Şimdi önce sizden biraz dinleyelim. Ondan sonra da birlikte bazı konulara dikkat çekmek için kısa açıklamalar yapabiliriz. Evet. Buyurun, dinliyoruz sizi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala li sahbihi ecmain. 13. nota. Medar-ı iltibas olmuş olan 5 meseledir. Birincisi, tarik-i hakta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Ebedüddin ve Dünya Risalesi'nde vardır ki bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki: "Madem ecel ve her şey kader-i ilahi iledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin." Hazreti İsa Aleyhisselam demiş ki: "İnna lillahi en yahtabira abdehu ve leyse lil abdi yahtabira rabbehu." Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki, sen böyle yapsan sana böyle yaparım, göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin, ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir, ubudiyete münafidir. Evet, değerli hocam, müsaade ederseniz bir iki noktaya dikkat çekelim. Burada hani medar iltibas olmuş 5 meseleye dedi, açıklık getireceğiz. Yani şeyde var bu, Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, İslamiyet'te var ama uygulamada bazı yanlış anlaşılmış, yanlış uygulanan birkaç meseleyi burada tekrar yeniden dikkatlerimize arz edecek bu mevzularda. Yani öncelikle şunu iyi bilelim ki dedi, değil mi? Yani biz Allah'ın kuluyuz. Öncelikle onun emirlerini olduğu gibi yerine getirmekle yükümlüyüz. Evet. Yani onunla haşa pazarlık yapmak, ben bunu yaparsam sen de bunu yapar mısın şeklinde düşünmek, değil mi? Kulluğa uygun değil. Edebe uygun değil. Yani askerlikte de öyledir. Yani komutan emreder, er yapar. Evet. Değil mi? Efendi emreder, köle yapar. Yoksa eğer ben şunu yaparsam sen de benim şu isteğimi yapar mısın demek, değil mi? Doğru. Yani büyük bir saygısızlıktır. Biz öncelikle Cenab-ı Hakk'ı tecrübe edemeyiz. Yani burada çok yanlış anlamalar var. Ben bu kadar Allah'a kulluk ediyorum, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, emirlerini yerine getiriyorum. Ey Allah da haşa beni korusun, korumalı, yardımcı olmalı, isteklerimi yapmalı. Olmayınca bazen böyle isyan edenler, ibadete terk edenleri az da olsa duyuyoruz. Bunlar doğru değil. Biz kuluz. Elbette ki isteriz, dua ederiz, talep ederiz. Cenab-ı Hak hikmetine uygun gelirse verir ve gelmezse dualarımız, taleplerimiz hiçbir zaman boşa gitmez. Ahirette verecektir diye biz o ümitle duaya gene devam ederiz. Burada bir İsa Aleyhisselam'ın bir sözüyle de konuya bir açıklık getirdi. Yani Cenab-ı Hak kulunu tecrübe eder ama kul Allah'ı tecrübe edemez. Ben böyle yapsam sen de böyle yapar mısın gibi, değil mi? İmtihan tarzı sui edeptir diye önce bu
ölçüyü bize, nazarımıza arz etti. Evet. Şimdi asıl mevzumuza geleceğiz. Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Meşhurdur çok ki... Çok önemli bir şey, bunu unutmayalım. Bu şimdi iddiamız, bunu açıklayacak şimdi. Biz vazifemizi yapacağız, Allah'ın vazifesine karışmayacağız. Netice daima Allah'tan. Evet. Değil mi? Seferimizden zafer Allah'tan diyeceğiz. Görevimizi yapıp neticeyi Allah'tan bekleyeceğiz. Doğru bir tevekkül anlayışıdır da aynı zamanda bu. Evet. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah harbe giderken vüzerası ve etbağı ona demişler. Sen muzaffer olacaksın, Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam, muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Yani çok güzel bir misal bu gerçekten. Bu hatırımızda kalmalı, hiç unutmamalıyız. Celaleddin Harzemşah'ın bu sözü. Yani ben Allah'ın emriyle cihat vazifesini layıkıyla, şartlarını eksiksiz yerine getirmekle mükellef. Sonuç Allah'tandır. Zafer veya mağlubiyet Allah'tandır. Ben görevimi yaparım, neticeye karışmam. Yani bu sırla kendi görevini layıkıyla yaptığı için her zaman genellikle de galip gelmiş, muzaffer olmuş büyük cihangir bir komutanlarımızdan. Bizim de bütün hayatımızda ölçümüz bu olmalı. Yani böyle olursa o zaman hiç ümitsizliğe kapılmayız. Sonuç almadığımız zaman, oy bah gitti, başa gitti, çalışmadım demeyiz. Demek ki devam edeceğiz. Daha görevimi layıkıyla yapmadım gibi. Biz daha kendimiz de arayacağız suçları. Sonuç Allah'tan. Allah'ın hikmetine uygun gelirse Allah o sonucu verir. Biz ümitsizliğe kapılmadan görevimize devam edeceğiz. Buyurun. Evet, insanın elindeki cüz-i ihtiyarı ile işledik efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar halkların Risale-i Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıflerin kuvve-i maneviyeleri kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki üstad-ı mutlak, muktedai kül, rehber-i ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve me alel rasuli illel belag olan ferman-ı ilahiyi kendine rehber-i mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sa'yı gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü inneke la tahti men ahbebte velakinallaha yehdi men yeşe sırrıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyle ise işte ey kardeşlerim, siz de size ait olmayan vazifeye harekatınız bina etmekle karışmayınız ve halıkınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız. Evet, yani bu ölçüde ya da hakikaten bütün Müslümanların özellikle böyle İslamiyet'e hizmet eden, topluma hayırlı faaliyetlerde bulunan insanların da olması gereken bir ölçü, bir yaklaşım tarzı. Yani biz vazifemizi yapacağız, neticeyi Allah'tan bekleyeceğiz. Neticeyi vermek Allah'a aittir, Allah'ın vazifesidir. Netice olmuş, olmamış, istediğimiz şekilde olmamış, biz hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayacağız. Yani günümüzde bazen bazı yerlerdeki konuşmalarda duyuyoruz. Ya biraz işte gençlerde ahlak bozuldu, İslamiyet yeteri kadar yaşanmıyor. Ne oluyoruz, bu nasıl İslam toplumu, böyle ahlaksızlıklar, böyle yanlışlıklar oluyor diye böyle biraz karamsar bir tablo çiziliyor. O zaman bizim de demek ki biz görevimizi layıkıyla yapmadık. İslamiyet'i layıkıyla anlatamadık, ulaştıramadık. Yani o hatayı kendimizde görüp daha fazla gayret etmemiz lazım. Evet. Yani buradaki misalde de verdi. Resulullah da değil mi ilk defa İslamiyet'i tebliğ etmeye başladığında büyük bir direnişle karşılaşmış.
Mesela meşhurdur, hayatından biliyoruz. Taif'e gitmiş, Taif'te insanlar taşlamışlar. Buna rağmen hiçbir zaman vazgeçmemiş, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamış, daha fazla gayret etmiş. Panayırlar kurmuş, panayırlardaki o hani bugünkü fuar dediğimiz senenin bir belli zamanlarında o panayırlardaki çadırları teker teker dolaşıyor. Bazı çadırlarda direnişle karşılaşıyor, dinlemiyorlar, tepki gösteriyorlar. Buna rağmen hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamış. Bir başka çadıra giderek, bir başka topluluğa giderek, başka bir beldeye giderek gene İslamiyet'e tebliğe sabırla devam etmiş. Bu bizim için çok önemli bir misal, bir örnek, Resulullah'ın bir sünneti. Biz de hiçbir zaman ya İslamiyet terk ediliyor, durum kötüye gidiyor gibi bir düşüncelere kapılmayacağız. Biz inanıyoruz bu davanın, İslamiyet'in doğru olduğuna. Öyleyse bunlar demek ki bilmiyorlar deyip şefkatle, değil mi, işte insanlara, gençlere İslamiyet'i ulaştırmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Tamam. Ki netice aldık veya almadık, bu bizim vazifemiz değil, neticeyi Allah verecek. Biz burada almasak, değil mi, ahirette mutlaka alacağız. Tamam. Gayretler, çalışmalar boşa gitmiyor. Bakın burada Kur'an-ı Kerim'den de yani bir misal de verdi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a değil mi Cenab-ı Hak buyurmuş ki Resullerin vazifesi ancak tebliğdir. Tebliğ. Sen vazifeni yap, vazife-i ilahiye karışma. O bizim vazifemiz. Yani çünkü iman öyle tarif edilmiş. Kulun cüz-i iradesinin sarfından sonra Allah'ın o insanın kalbine verdiği bir nurdur. Değil mi? Biz irademizi sarf edeceğiz ki Allah da o imanı nasip etsin. Vermiyorsa, inanmıyorsa acıyacağız. Ben vazifemi yaptım diyeceğiz. Allah'ın huzuruna çıktığımızda ben anlattım. Ben vazifemi yaptım. İşte o vazifemizi yapmadıysak işte o zaman biz, değil mi, hata yapmış olduk, kusurlu yapmış olduk. Ki gene ayetin hani devamında ne buyurmuş? İnneke la tehdi men ahbebte velakinne Allah yehdi men yeşâ. Yani bu ayeti kerimenin gene sebebi nüzulunda da şu anlatılır. Amcası biliyorsunuz Peygamberimiz'i küçüklüğünden beri ona adeta babalık yapmış. Yanına almış, büyütmüş, korumuş. Hatta peygamber olduktan sonra da yine sürekli korumuş. Ondan çekindiği için ilk yıllarda Resulullah'a ilişememişler. Çok seviyor amcasını. İstiyor ki o da mümin olsun, o da İslamiyet'e inansın, o da Müslüman olsun, o da cennete gitsin. Her ayet geldiğinde hemen koşar ona da tebliğ edermiş. Ya da Allah nasip etmemiş demek ki. İnanmıyor. Şimdi inanmadığı için de Resulullah üzülürmüş. Evet. Cenab-ı Hak da değil mi ayet-i kerimeyle Resulullah'a adeta teselli ediyor. Sen sevdiğin insanı hidayete getiremezsin. Ancak Cenab-ı Hak istediği kuluna hidayete verir. Senin vazifen, onun işte ayetin devamında da senin vazifen tebliğdir. Tebliğ. Sen tebliğ vazifesine devam et. Yani bu bizim için de bir örnek olmalı, bir sünnettir. Bu aynı zamanda Resulullah madem böyle yapmış, biz de bizim vazifemiz tebliğ. Var gücümüzle. Bütün öğretmenlerin, değil mi, akademisyenlerin, annelerin, babaların, her imkanı olan kişinin elinden geldiği kadar emri bil ma'ruf nehyi anil münker emrini, ayet-i kerimelerde bize emredilen emrini yapmakla mükellefiz. Evet. Yoksa niye böyle kötü oluyor deyip üzülmek, karamsarlığa kapılmak, ümitsizliğe kapılmak doğru değil, bir Müslümana yakışmaz. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin deniyor. Yani yanlış bilgiler bu gençlere anlatılmış, gençler de bir yanlış yola yönelmişse orada biz kendimizi suçlu bileceğiz. Değil mi? Evet. Kızmak, üzülmek değil. Demek ki biz yeteri kadar İslamiyet'i bu gençlere anlatamadık. Öyleyse daha fazla gayret göstermeliyiz diyeceğiz. Evet. Bir kere bu bir. Bir diğeri de kesinlikle sonuç odaklı, mutlaka sonuca yönelik ben çalışmalıyım düşüncesinde olmayacağız. İşte bu düşüncede olan hizmet ehli insanlar o beklediği sonucu elde edemeyince sonra ümitsizliğe kapılıyor. Ümitsizlik yok. Demek ki Allah henüz zamanı gelmedi, Allah nasip etmedi. İlla inşallah zamanı gelince nasip edecektir ümidiyle biz gene çalışmamıza devam edeceğiz. Vazifeni yap, vazife-i ilahiye karışma. Hatta bunu değişik şekillerde anlatırlar. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Sefer, biz seferimizi yapacağız. Sonucu Allah nasip edecektir diye ümitle Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Evet, buyurun. İkinci mesele, ubudiyet, emri ilahiye
ve rızay ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi emri ilahi ve neticesi rızay haktır. Semeratı ve fevaidi uhreviyedir. Fakat bu da çok çok önemli bir şey. Yani demek ki ibadetin asıl sebebi, değil mi, davetçisi Allah'ın emri olduğu için biz yaparız, evet, ibadeti. Allah emretmiştir, biz de yapmakla mükellefiz. İbadetimizden dolayı bir menfaat, bir karşılık, bir dünyevi şey beklemeyeceğiz hiçbir zaman. İnsanların takdiri. Biz Allah'ın emri olduğu için görevimizi yapacağız. Kulluğun gereği bu. Zaten kulluk, abd, abd aynı zamanda bir köle anlamındadır. Biz hiçbir zaman Allah'a karşı bir şey, biz beklentimiz olmayacak. Allah emretmiş, ben de yapmakla yükümlüyüm düşüncesinde olacağız. Fakat ille-i gaye olmamak, hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydeler ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler ubudiyete münafi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydeler ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'i olsa o ubudiyeti kısmen iptal eder, belki o hasiyetli virde akim bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar, mesela yüz hasiyeti ve faydası bulunan Evrat-ı Kutsiye-i Şah-ı Nakşibendi'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşenül Kebir'i, o faydelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydeleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydeler o evratların illeti olamaz ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazli bir surette o halis virde talepsiz terettüp eder. Onları niyet etse ihlası bir derece bozulur, belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faydaları düşünüp şevke gelip evradı sırf rızay-ı ilahi için, ahiret için oksa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından çoklar aktaptan ve selef-i salihinden mervi olan faydaları görmediklerinden şüpheye düşer, hatta inkar da eder. Burada da güzel, önemli, yine yanlış anlaşılmış bir konuyu, bazı kişilerin yanlış anladığı bir konuya bizim dikkatimizi çekiyor. Demek ki biz ibadetlerimizi Allah rızası için yapacağız. Allah'ın emri olduğu için yapacağız. Ondan dünyevi bir netice, bir fayda beklemeyeceğiz. Bazen bu bazı hocalarımız bunu tenkit ederler. Ya işte şu dayı okursan şu işin rast gidecek, işte şöyle bir faydan olacak, borcun ödenecek, bilmem işte fakirlikten kurtulacaksın, hastalıktan kurtulacaksın gibi. Böyle şey olur mu diye böyle birden itiraz ediyorlar. Burada tabii bir yanlış anlamı var. Tecrübeye dayalı olarak bazı evliyalar demişler ki ben şu duayı okudum, şu hastalıktan iyileştim, şu hastalığım iyileşti şeklinde. Yani bunları Allah fazlından verebilir bize. Yani bizim o duayı okurken asıl niyetimiz sevaptır. Yani Resulullah'a salavat getiriyoruz, rahmet diliyoruz. Ahirette bunun faydası olacaktır. Ama Cenab-ı Hak fazlından bazen o duayı okuduğumuz için bizim hani bize sağlık verebilir, imtihanımızda iyi bir sonuç alabiliriz, o günkü işlerimiz rast gidebilir. O Allah'ın bir fazlıdır. Evet. Yani ben o duayı okudum da ondan oldu gibi düşüncede olmayacağız. Cenab-ı Hak bazen teşvik için bazı kullarına, değil mi? Bugün o Cevşen okumuştur, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin Evrad-ı Kutsiye adlı duası, çok külli cami bir dua. O duayı okuduğu için o günkü işler rast gidebilir. Bunu Allah'ın bir fazlı olarak bilecek, o duadan dolayı değil. Bazen çünkü büyük zatlardan rivayetler var, işte şu dayı okursanız şu 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 faydaları var dünyaya, evet, faydaları derler. O niyetle okuyor, bazen o faydayı göremiyor.
Göremeyince de bu sefer o duanın faziletine olan bir şeyi oluyor, şüphesi oluyor. O dualar faziletli dualardır, sevaplı dualardır. O duaları biz okumaya devam edeceğiz. Cevşenül Kebir, Cenab-ı Hakk'ın 1001 Esma-i Hüsna'sını Resulullah saymış, onlardan yardım medet istemiş. Biz de onları okumaya devam edeceğiz. Her şey önce bir kere ibadettir, sevaptır, duadır. Biz o niyetle okuyacağız. Cenab-ı Hak fazlından bazen dünyevi işlerimizde de kolaylıklar, suhuretler bize verebilir. O da fazla. Ama o da fazlındandır. Vermediği zaman okuduk ama o gün işimiz yine istediğimiz rast gibi olmamıştır, rast gitmemiştir. Biz ümitsizliğe kapılmayacağız. Çünkü niyetimiz o dayı, biz o dünyevi işimiz için okumadık. Allah'ın emri olduğu için, rızası olduğuna uygun olduğu için. Sevap kazanmak için okuduk. Olur, verirse verir, vermezse demek ki hikmeti öyle iktiza etmiştir deriz. Bu niyetle olursak, sonuç almasak bile biz o duaları okumaya gene devam ederiz. Ama dünyevi bir maksat için okursak, sonuçta alamazsak o zaman okumaktan vazgeçeriz. Böyle bir zararı var. Evet. Burada bir incelik var işte. Duayı okuyacağız. Allah'ın emri olduğu için, sevap olduğu için. Dünyevi bir fayda beklemeyeceğiz onlardan. Dünyevi faydaları Allah fazladan isterse verir. İsterse. Değil mi? İradesi iktiza ederse, hikmete iktiza ederse verir. Vermezse bizim niye vermedi diye bir şeye, düşünceye hakkımız yok. Bazen inkar ederler diye, o netliği bulamayınca şüpheye düşer. O duanın fazileti hakkında ve inkar ederler. İnkar edenleri de görüyoruz. Olur mu böyle şey? Sen çalışma, yat, sadece duayla netice bekle diye bu sefer de o duaların faziletini inkar ediyorlar. O dualar çok faziletli dualar, biz okumaya devam edeceğiz. Dünyevi işler için Allah yardım edebilir. Asıl dünyevi işlerin yolu yordamı değil mi? Onun sebeplerini, şartlarını eksiksiz yerine getirmek, fiili duamızı yapmak. O arada da Allah'tan yardım istemek. Ayet-i Kerime'de de var değil mi? Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Cenab-ı Hak bizim vekilimizdir. O ne güzel bizim yardımcımızdır. Allah'ın yardımını dileyeceğiz ama biz de fiili duamızı, teşebbüsümüzü elbette ki yapacağız her konuda. Evet, bu da yine ikinci doğru anlaşılması gereken bir konuya daha dikkat çekti. Evet, şimdi bir üçüncü meseleye yine değinecek. Onu da dinleyelim. Buyurun. Üçüncü mesele, tûbe limen arefe haddehu ve lem yetecevez tavrahu. Yani ne mutlu o adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Nasıl bir zerre camdan, bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, kamerden, seyyarelere kadar güneşin cilveleri var. Her birisi kabiliyetine göre güneşin aksini, misalini tutuyor ve haddini biliyor. Bir katre su kendi kabiliyetine göre güneşin bir aksi bende vardır der. Fakat ben de deniz gibi bir aynayım diyemez. Öyle de Esma-i İlahiyenin cilvesinin tenevvüüne göre makamat-ı evliyada öyle meratip var. Esma-i İlahiyenin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Kalp de bir arştır fakat ben de arş gibiyim diyemez. İşte ubudiyetin esası olan aciz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergah-ı uluhiyete karşı secde etmeye bedel naz ve fahr suretinde gidenler zerrecik kalbini arşa musavi tutar. Katre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatıyla iltibas eder. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, manasız hotfuruşluğa ve birçok müşkülata düşer. Evet, burada da yine önemli bir noktaya dikkat çekti. Biraz öyle maneviyatta terakki etmiş zatlarda bazen haddini aşan sözler duyulabiliyor. Hatta daha ileri gidip ben Mehdi'yim. Bana bazı şeyler ilham edildi, bazı şeyler gösterildi. Rüyalarda bana şu söylendi, bu söylendi gibi haddini aşan böyle tavırlar, ifadeler, sözler söyleyen büyük zatları da görüyoruz. Tabii bir kısım hocalarımız, biraz böyle zahirperest hocalarımız tamamen reddediyor, itiraz ediyor. Yani o zatlar mutlaka mübarek zatlar olabilirler, takva sahibi zatlar olabilirler, maneviyatı, evliya derecesi yüksek olabilir.
Ama o kişilerde beklenen tevazukar olmaları, değil mi? Hı. Kendini böyle büyük şeylerde görmemeleri lazım. Daima kulluğun gereği nedir? Kusurunu bilmek, aczini bilmek, ben kusurluyum, ben zayıfım. Yani benim görevim Allah'a ibadet etmektir. De büyüklüğün şeyini kendini tevazukar olmaktır. Hı. Böyle bir tevazu olduğu zaman o kişi insanların gözünde büyür. Yoksa kendini büyük zannetmek, bazı veli zatlarda bu tarz şeyleri duyabiliyoruz. Bunlar tabi haddini aşan ifadeler ki bazen şatahat da deniyor bunlara. Ben şöyleyim, böyleyim şeylerini de kendine bağlamak için talebelerini, müritlerini. Haddini aşan ifadelerde bulunanlar söylüyoruz. Bunlara hemen birdenbire reddetmek, hakaret etmek değil de bu o kişinin o konuda biraz haddini aşan bir ifadesi olarak bakılmalı. Ve ondan beklediğimiz ki o kişilerin de olması gereken, ben Allah'ın aciz bir kuluyum. İbadetin gereği de zayıflığını, acizliğini bilmek. Böyle, çünkü kendini yüksek bir makamda görünce bu sefer o makama yakıştırabilmek için böyle zoraki, tekellüflü tavırlar takınıyorlar bu sefer de. Ben bu makamdayım ya gibi. Hiç böyle şeylere gerek kalmadan Allah'ın bir kulu olduğunu düşünüp o tarz bir hayatı yaşaması insanların gözünde o kişiyi daha da büyütür. Ona olan saygı, hürmeti daha da artar. Ki biz yani benim zamanımda kendisini hep böyle görmüş. O kadar büyük bir insan, bak milyonlarca bugün talebesi var. Eserleri dünyanın her tarafında tercümeler ediliyor, okunuyor. Bu kadar başarılı olmuş bir zat. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Ben de sizin gibi Risale-i bir talebesiyim. Talebesi. Ben sizin kardeşinizim gibi. Ders böyle hani ben büyük zatım, şöyleyim, böyleyim gibi ifadelerde bulunmamış. Haddini aşmış. Bize de bunlar bir örnek. Onun yanında bulunan, ondan bu ders alan talebelerini biz gördük. Hani bir zamanı göremedik ama onlarda da bu tavır vardı. Hı. Hiçbir zaman için. Böyle ben büyük zatım, bana hürmet etmelisiniz, bana bağlanmalısınız, sözümü dinlemelisiniz, sözümü benim delil kabul etmelisiniz gibi haddini aşan ifadeler hiçbir zaman kullanmamışlardır. Ki kamil bir Müslümandan beklenen de odur, değil mi? Ubudiyetin, kulluğun gereğine aciz, fakr, kusur ve naksını bilmek, niyaz ile dergah-ı uluhiyete karşı secde etmek. Secde etmek. Değil mi? Aciz, ben aciz, Allah'ın aciz bir kulluyum, ben fakirim. Fakirlik ne demek burada? Ben neye sahipsem bunları veren Allah'tır. Bunları ben kazanmadım, ben yapmadım, benim başarım değil. Allah bana bunları verdi. Ben kusurluyum, ben noksanım. Bunları kabul etmek ve niyaz ile dergah-ı uluhiyete karşı secde etmek, ibadet etmek, bir kulluk tavrı takınmak. Böyle olan insanlar daha fazla Allah'ın insanların gözünde de büyürler. Allah'ın da rızasını kazanır. Gerçek makamları da yükselir. Evet, bu da yine bu tarz şeylere karşı bir ikaz, bir uyarı. Evet, burada yine bir esas olan bir hadis-i şerife dikkat çekiyor. Hadis-i şerifi de okuyup anlamaya çalışalım. El hadis, hadis de vardır ki dedi. Helekel nasu illel alimune ve helekel alimune illel amilun ve helekel amilune illel muhlisunel muhlisune ala khatarin azim. Evet, burada meali var. Mealiye okuyup ondan sonra açıklayalım. Buyurun. Yani? Yani medar-i necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Demek ki bak burada mealini de verdi. Bir cümleyi tamamlayın ondan sonra açıklayalım. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza-i ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife-i ilahiyeye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder. İşte bir zat bu ihlaslı muhabbeti böyle tabir etmiş. وَمَا أَنَا بِالْبَاغِي عَلَى الْحُبِّ رِشْوَةً ضَائِفٌ هَوَنْ يُبْغَى عَلَيْهِ ثَوَابٌ Yani ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir
mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbet fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Valideler o sırrı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil, ruhunu belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken yavrusunu itin ağzından kurtarmak için Hüsrev'in müşahedesiyle kafasını ite kaptırır. Yani burada yine dersimizin devamında güzel şeylerle de hadis-i şerifle de meseleyi süslendirdi, delillendirdi. Evet. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ihlası nasıl tarif etmiş? İnsanlar değil mi? Helak olucudur, olabilirler. İlmiyle amel edenler. Şeyle, değil mi? Evet. Dedi, illen alimin, alimler. Alimler kurtulacak. Evet. Alimler de helak olabilir. İlmiyle amel edenler kurtulurlar. Ve ilmiyle amel edenler de helak olabilir. Onlar da ceza görebilir. Ancak ihlaslılar kurtulurlar. İhlaslılar da gene bir tehlike üzerindedir. Onlar da dikkat etmeli. Ben ihlası kazandım artık, ben bana bir şey olmaz dememeli. İhlası kazandıktan sonra onu korumak da önemli. Yani demek ki asıl bizi kurtaracak olan nedir? İhlastır. İhlas. Yani ihlasın tarifi nasıl? Yani emredildiği için yapmak. Değil mi? Bir şeyi Allah ne emretmişse o emri olduğu için yapmak ve neticeyi Allah'tan beklemek. Demek ki ibadetin sebebi emri ilahidir. Allah'ın emri olduğu içindir. Neticesi rıza ilahidir. Rıza neticesi ilahi. De Allah'ın rızasını kazanmak. Ve bir küçük ihlaslı amel batmanlarla ihlaslı olmayandan daha da üstündür, daha da faziletlidir diye de bunu da bizimle paylaştı. Hatta yani sevgi karşılığında bile manevi bir ücret beklemeyeceğiz, değil mi? Yani ben şey yapıyorum, beni sevsinler. Ben böyle iyi bir insanım, değil mi? Ben veyahut da ben onu seviyorum, o da bana yardımcı olsun gibi. Yani sevgimizi de Allah için yapacağız. Bu insan faziletli bir insan, ahlaklı bir insan, topluma faydalı, Müslümanlara faydalı bir insan, değil mi? Fedakar bir insan. Çünkü biz sevgiyi niye seviyoruz? Öyle deniyor. Yani müfessirler de buna değinmişler. Risale-i Nur'da da birkaç yerde geçiyor. Mesela bunlardan biri 32. sözde geçiyor. Sevginin 4 önemli sebebi var deniyor da. Bunlardan birisi güzellik sevme sebebidir. İyilik, yani hayırlı olmak, iyilikli olmak, bize faydası olmak bir iyilik sebebidir. Kemarat bir iyilik sebebidir. Yani kamil insanları da biz severiz, değil mi? Zaten bir insanda güzel meziyetler vardır. Mütevazi bir insandır, ahlaklı bir insandır, yardımsever bir insandır. Böyle çok iyi düşünceleri olan, alışkanlıkları olan bir insandır. O özelliklerinden dolayı da biz o insanları severiz. Bazı veli kamil zatları severiz. Çünkü kemarat bir seveme sebebidir. Bir dördüncüsü de evladımıza olan sevgi de yine karşılıksız bir sevgidir. Yani ben onu seviyorum, o da bana bir şey yapsın, mukabele. Mukabelede bulunsun, karşılık versin değil. Ben Allah için severim, o sevmiyorsa sevmesin. Ben niye seni seviyorum? Şu güzel vasıflarından dolayı seviyorum. O beni sevmese de önemli değil. Buna bir örnek verdi. Mesela annelerin sevgisi, evlatlarla sevgisi. Karşılıksız bir sevgi, hiçbir şey beklemez. Evladı ona evlatlığın gereğini yapması bile anne gene sever. Onun için ruhunu feda eder gerektiğinde. Onun iyi olması için, kendinden iyi olması için her türlü fedakarlık yapar. Gene hayvani annelerden, validelerden tavuğu örnek verdi. Tavuk da gene, değil mi? Allah öyle güçlü bir şefkat, bir sevgi vermiş ona. Yavrularını korumak, kurtarmak için gerekirse kendinden büyük olan varlıklara, köpeklere karşı bile direniyor. Bazen köpek onu ısırır, başı kafasını kaparır ama o gene de
Buna rağmen yavrularını korur. Bunlar da bize bir örnek ki biz hiçbir zaman sevgimizi karşılık beklemeden yapacağız. Sevgi sebebi olan, işte onun kemalatından dolayı, insanlara faydalı oluşundan dolayı seveceğiz. Allah için seveceğiz. Allah için. İyi bir Müslümanı severiz değil mi? Müminler kardeştir deyip Allah için seviniz de zaten dinimizin de bir emri. Allah için sevmenin yolu nedir? Gene mükafatı, karşılığı, sonucu Allah'tan beklemektir. Allah'tan. İnsanlardan değil. Yani burada da gene demek ki o şeyle başladı, o büyük, bazı büyük zatlar haddini aşan ifadelerde bulunabiliyor da bu had aşılmamalı. Kulluğun gereği olarak değil mi? Acını, farkını, noksanlarını, kusurunu bilip dergah-ı ilahiye ibadet etmeli her insan. Sen öyle olduğun zaman zaten insanlar seni büyük kabul ederler. Sen kendin, ben büyüğüm, şöyle önemli bir insanım. Bana bazen ilham geliyor, bazı şeyler görünüyor. Bazı emirler geliyor gibi haddini aşan ifadelerde bulunmaktan kaçınmak lazım. Çünkü Resulullah buyurmuş ki ihlas değil mi? İhlasın tarifini yaparken ihlası gereği nedir? Emri ilahi için ibadetler yapılmalı, iyilikler yapılmalı ve sonucu Allah'tan beklenmeli. Hatta bir şey bile ben sevdiğim insanın bir karşılık bile beklememeliyim. Bu da sevgimiz bile Allah rızası için olmalı. Buyurun. Bir şey daha okuyalım. Bir mesele daha. Dördüncü. Zamanımız da azalıyor. Herhalde burayı inşallah okuyabiliriz. Buyur. Dördüncü mesele esbab-ı zahiri eliyle gelen nimetleri o esbab hesabına almamak gerektir. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse mesela hayvan ve ağaç gibi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak hesabına verir. Madem o lisan-ı hal ile Bismillah der, sana verir. Sen de Allah hesabına olarak Bismillah de, al. Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise o Bismillah demeli, sonra ondan al. Yoksa alma, çünkü وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ayetinin manay sarihisinden başka bir manay işaresi şudur ki, mün'im hakikiyi hatıra getirmeyen ve onun namıyla verilmeyen nimeti yemeyiniz demektir. O halde hem veren Bismillah demeli, hem alan Bismillah demeli. Eğer o Bismillah demiyor, fakat sen de almaya muhtaç isen, sen Bismillah de, onun başı üstünde rahmet-i ilahiyenin elini gör, şükür ile öp, ondan al. Yani nimetten inama bak. İnamdan min'im hakikiyi düşün. Bu düşünmek bir şükürdür. Sonra o zahiri vasıtaya istersen dua et. Çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi. Yani kısaca bir ne anladığımızı özetlemek istersek, burada bu ayet-i kerimede hani Bismillah demeden kesilen bir hayvanı yemeyiniz ayet-i kerimesinin zahiri manası. Yani o yüzden besmele ile bütün hani şeyler kesilmeli, besmelesiz kesilen şeyler yenilmez diye bir hüküm de buradan çıkartılmış. Demek ki her şeyle besmele ile başlamak esas olan bu alırken de. Ve de bir iyilik bize geldiyse o iyiliği verene minnet duymak değil, Allah'tan geldi bu bana deyip kim ne verirse versin her şeyi besmele ile başlamak, besmele ile almak. Bu bana Allah'tan geldi demek, ona karşı aşırı bir minnet duymamak, eziklik duymamak, Allah'ın bana bir lütfuydu, o kişiyi bana vesile kıldı. Şimdi o vesile meselesinin şeyini de açıklayacak, iktiran diye bir tabir var İslam literatüründe. Onu da açıklarsa bu konuyu daha iyi anlayacağız. O kişiye teşekkür edebiliriz, elbette ki insani bir görevimiz, teşekkür edebiliriz ama asıl düşüncemiz, niyetimiz bunu Allah bana lütfetti, Allah gönderdi. Ona minnet duymuyoruz, Allah'a minnet duyacağız. Birinci sözde de öyle diyor. Yani tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Onun bizden istediği de işte besmeleyi çekmek, Allah'tan bilmek, bu gelenin de şükretmek. Evet. Esbab-ı zahireyi perestiş edenleri aldatan iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki iktiran tabir edilir. Birbirine illet zannetmeleridir. Hem bir şeyin ademi bir nimetin madum olmasına illet olduğundan tevehhüm eder ki o şeyin vücudu dahi o nimetin vücuduna illettir.
şükrünü, minnettarlığını o şeye verir, hataya düşer. Çünkü bir nimetin vücudu, o nimetin umum mukaddematına ve şeraitine terettüp eder. Halbuki o nimetin ademi, bir tek şartın ademiyle oluyor. Mesela, bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam, o bahçenin kurumasına ve o nimetlerin ademine sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu, o adamın hizmetinden başka yüzer şeraitin vücuduna tevakkufla beraber illet hakiki olan kudret ve irade-i Rabbaniye ile vücuda gelir. İşte bu mağlatanın ne kadar hatası zahir olduğunu anla ve esbapperestlerin de ne kadar hata ettiklerini bil. Devam edip bitirin, ondan sonra yapalım. Bu zamanımız azaldı. Evet, iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Bir nimet sana geliyor fakat bir insanın sana karşı ihsan niyeti o nimete mukarin olmuş. Fakat illet olmamış. İllet rahmet-i ilahiyedir. Evet, o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi. Nimetin ademine illet olurdu. Fakat mezkur kaideye binaen o meyli ihsan o nimete illet olamaz. Ancak yüzer şeraitin bir şartı olabilir. Mesela Risale-i Nur'un şakirtleri içinde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar bazı zatlar Hüsrev ve Refet gibi iktiranı illetle iltibas etmişler. Üstadına fazla minnettarlık gösteriyorlardı. Halbuki Cenab-ı Hak onlara ders-i Kur'an'ide verdiği nimet istifade ile üstadlarına ihsan ettiği nimet ifadeyi beraber kılmış, mukarenet vermiş. Onlar derler ki, eğer üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. Öyleyse onun ifadesi istifademize illettir. Ben de derim, ey kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş, iki nimetin illeti de rahmet-i ilahiyedir. Ben de sizin gibi iktiranı illetle iltibas ederek bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirtlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki bunlar olmasaydı benim gibi yarım ümmi bir biçare nasıl hizmet edecekti? Sonra anladım ki sizlere kalem vasıtasıyla olan kutsi hizmetten sonra bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Birbirine iktiran etmiş. Birbirinin illeti olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarla bedel, dua ve tebrik ediniz. Bu dördüncü meselede gafletin ne kadar dereceleri bulunduğu anlaşılır. Evet, yani bu derste de yine bu meselede de önemli bir konuyu bize izah etti, bize ders verdi. Yani biz birinden iyilik gördüğümüz zaman o iyilik eden kişiye aşırı minnet duymak, sen benim veli nimetimsin, sen olmasaydın ben böyle olmazdım, buralara gelmezdim gibi onun kolu köle olmaya gerek yok. Bunları veren bize Allah'tır, Allah'tan bileceğiz. Burada güzel bir misal verdi. Nasıl ki bir bahçeyi su veriyoruz bahçeye. Değil mi? O bahçede o meyvelerin yetişmesi için kaç tane şart lazım? Su şartlardan bir tanesi. Değil mi? Allah'ın yaratması toprakı, var. Toprak, güneş, hava, su, çekirdek. Hepsi. Birçok sebep o kişinin ekmesi, yemeği. Yani birçok sebebi hepsini de yaratan Allah. Yapan Allah. O kişinin su vermesi sebeplerden bir tanesi. Yine bazı zatlar diyorlar ki sen üstadım senin sayende diyor biz bu şeyden faydalandık. Hayır, Cenab-ı Hak bana bir ilim nasip etti, güzel ifade etme kabiliyeti verdi. Size de bir meyil verdi, istifade kabiliyeti nasip etti, lütfetti. Kalemle yazma kabiliyeti verdi. İkisi birleşince güzel bir netice ortaya çıktı. Dolayısıyla benden değil Allah'tan bilin. Allah'ın lütfüdür bunlar diye. Yani biz de bize verilen, sahip olduğumuz birinin aracıyla bize gelen şeyler hepsini Allah'tan bilip ona şükredeceğiz. Allah'ın bir lütfu, nimeti bileceğiz. O kişiye de hani bize bir çay getirene bile teşekkür ederiz. Değil mi? Teşekkür ediyoruz. İnsaniyetimizin gereği olur. Ama asıl sebep iller Allah'tır. Allah gönderiyor. Ondan bileceğiz. Şükrümüzü daima ona yapacağız. Evet, biz ayrılan zamanın sonuna geldik. Teşekkür ederiz değerli hocam. Ağzınıza sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Değerli Risale okumaları seyircileri,
bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir Risale Okumaları programında birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.